Değerli milletvekilleri, Cumhuriyet büyük bir proje. Cumhuriyet sıradan bir proje değil. Liderimiz Atatürk sıradan bir lider değil. Modern Türkiye Cumhuriyeti kurulurken emperyalizme karşı kanla verilen büyük bir mücadele sonunda bağımsız bir ülke yaratıldı. Bu ülkede sıfırdan sanayileşme, laiklik ekseni üzerinde halk egemenliği çağdaş uygarlığa erişme mücadelesi verildi. Sizin bugünlerde dost bırakmadığınız tüm dünyada yurtta sulh, dünyada sulh ülkesiyle bütün dünyayla barışık bir ülke yaratıldı. Kadın erkek eşitliği, fırsat eşitliği, fırsat eşitliğinden Cumhuriyet'in tüm çocukları nasibini aldı. Bugün bir Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı oldu, Binali Yıldırım Başbakan oldu bütün arkadaşlarımız milletvekili oldu. Bunların hepsi Cumhuriyet Kurumu'nun ve onun özelliğinin bir sonucu. Durup dururken olmadı. Ve Mustafa Kemal Atatürk bir ortak kültür, ortak vatan yaratırken Türk, Kürt, Laz, Çerkez demedi. Herkesi bütün etnik kimliğiyle, mezhebiyle benimseyerek bir ulus yaratma mücadelesi verdi. İşte modern Türkiye böyle bir devletin adıdır. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Şimdi Başbakanlığı kaldırıyoruz Sayın Başbakan kendini feda etti Binali feda olsun diye ama feda edilen Binali Bey'in makamı değil milletin makamı ve Başbakanlık kalkınca da Cumhurbaşkanı da Başbakanlığı üstlenecek yürütmenin başı olacak. E peki nereden nereye geldik Sayın Milletvekilleri bakın günlerdir arkadaşlarımız anlatıyor aydın Türkiye'nin saygın gazetecileri yazılar yazıyor anlamadınız ama tam 87 yıl önce belki Atatürk'ün sözlerini sizlere hatırlatırsam daha iyi anlarsınız. 27 Nisan 1931'de yeni seçimlerden sonra Atatürk Cumhurbaşkanı seçiliyor 4 Mayıs'ta İsmet Paşa'dan kabineyi kurmasını istiyor. Bu vesileyle bir gazeteye demeç verirken sözünün arasında diyor ki: "Eğer İsmet Paşa hükümeti kurmayı kabul kesin olarak çekilmiş olsaydı başkan vekilini bizzat üzerime alırdım. Başka çare kalmazdı. Ya ben ya İsmet Paşa demişti. Bu demeç her yerde duyulunca bizdeki Amerika Birleşik Devletleri'nde olduğu gibi başkanlık sistemi kurulacak tartışmaları yaşandı. Tam 1930 yılında. Bunun üzerine Atatürk İsmet Paşa'yı, Fethi Bey'i ve serbest fırkanın sekreteri Nuri Jonker'i çağırdı ve şu açıklamayı yaptı. Arkadaşlarımız içinde de başvekillik yapacak zevat çoktur. Fakat bütün bu arkadaşlarım da dahil olduğu halde milletin umumu eğilimi benim şu veya bu zaruret karşısında başvekil olmamı icap ettirirse bu vazifeyi kemali tevazu ve minnetle yapmaya hazırım. Bu takdirde benim aynı zamanda reisi cumhurluğu üzerinde bulundurmamın elbette kanunu imkanı yoktur. Benim alacağım bu yeni vazifeyi muhtelif tarz ve manalarda kötüye yorumlamak imkanı yoktur. Amerika sistemini tatbik etmeyi hiç hatırıma getirmedim sistemsiz ve kanunsuz bir tarzda reisi cumhurlukla baş vekaleti birleştirmeyi düşünmedim ve düşünecek adam olmadığımı bütün milletçe malum olduğunu zannederim. Bugünkü şartlar içinde bir hükümetin millet ve memleket menfaati için takviyesine maruf herhangi bir sözümü bin türlü boş sözlerle istismar etmeye kalkışmak çok bedbaht adamların işidir diyor değerli arkadaşlarım. Ve Mustafa Kemal Aynı şekilde kendisine bu konuda görüşünü soyan, soran Genel Sekreter Rıza Soyak'a da aynen şunları söylüyor. Bunlar çok budalaca sözlerdir diyor Soyak. Şaşarım o efendilerin aklı perişanlığa. Hep biliyoruz ki memleketimizin başına gelen felaketlerin çoğu şahsi idareden gelmiştir. Bu kadar geri kalmamızın başlıca amirlerinden biri de budur. Biz öteden biri bununla mücadele ettik. Şimdi benden kimse aynı yola gitmeyi beklemesin diyor. İşte 87 yıl önce geçen tartışmalar, işte Mustafa Kemal Atatürk'ün sözleri Türkiye'nin ne denli itibarlı, onurlu bir ülke olduğunun altında Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının bu sözleri vardır. Bunun üzerine kurulmuştur Cumhuriyet. Şimdi siz bütün bunlardan sarf nazar ederek Türkiye'yi Cumhuriyet'in rotasından, Atatürk'ün rotasından çıkartmaya çalışıyorsunuz. Ve bize diyorsunuz ki Atatürk'ün yolundan dönün. Hayır ve asla Pir Sultan'ın dediği gibi kadılar, müftüler fetva yazarsa... İşte kement işte boynum asarsa, işte hançer işte kellem keserse, dönen dönsün biz dönmeyeceğiz yolumuzdan.